Bu karşısı şimdi Beyazıt Camisi. 15. yüzyıla tarihlenmiş ve Ankara Savaşı'na giden Yıldırım Beyazıt'ın konakladığı eski Çağ Köyü'nde. Şu karşınızda görmüş olduğunuz yol Zonguldak-Bolu yolu. Zonguldak ve Bartın'a giden ana cadde. Hemen buradan kenara girdiğinizde şöyle bir Osmanlı binası görüyorsunuz ve kuvvetle ihtimal Türkiye'nin en şirin, en cici tarihi gibi olan bir bakkalına denk geldim. O yüzden açtım bunu. Şöyle göstermek istiyorum bakkalın vitrinini. Yaşı 80 öncesi doğmuş olanların çokça karşılaştığı bakkallardan biri. Şehirlerde vardı, şimdi köylerde kalmış, çok az. Şöyle içine giremiyorum, en geniş açıyla çekiyorum. Üçlü prizler, içecekler, temizlik malzemeleri, kuru yemiş. Çünkü köyün tek bakkalı, hatta tek ticarethanesi diyebiliriz. Bir de hemen yanında bir kahve var. Böyle tam bir 50'li yıllarda kalmış, donmuş, zamanı dondurmuş bir köy bakkalı. Ürünlerin markalarının çoğu yeni olsa da böyle içine tam giremiyoruz çünkü. Şöyle göstermek istiyorum size. Yolunuz buraya düşerse hemen bu yandaki kahvede, zaten dediğim gibi köyde bir çeşme var. Hemen burada böyle namazı kılmak isteyen namaz kılar. Hemen bu abiyle karşılaşın. Odun ateşinde çay. Bir de burayı çekelim böyle hemen yanında. Emekli mali şoför İsmail'in yeriymiş burası. İsmail abi siz misiniz? Evet abi. Buyurun. Evet, İsmail abinin yeri. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk böyle. Giresun Sporlar, Devrek Belediye Sporlar. Evet abi, evet. Böyle çay 2 lira, kahve 4 lira, kakao 4 lira, oralet de 2 lira. 2022 Mayıs. Sadece kahvede mi geçmeyin? Şunları göstermek istiyorum size. Abi, ocağı da göstereceğim. İsmail abi, burası, sen bunları satıyorsun değil mi? İki evet. Tane dükkan mı var? Bunlar senin şey mi, süs mü? Evet hocam. Böyle... Süsler. Evet. Burası tek kahve, köyün tek kahvesi. Evet, evet. Tek bakkalı da orası. Tek bakkalı orası. Sen buralı mısın? Ben buralıyım hocam. Kaç yıldır burası açık? Burası 1948 model. 1948 evet, modelden 48... beri kahve, babadan. Evet, babamdan. Peki, kaç nüfusu kaç köyün? Çok azaldık. 150 haneydik. Evet. 750 nüfusumuz vardı. Hı hı. Şimdi 10 haneye düşüp 30-40 kişi. 30-40 kişi burada yaşıyorsunuz. Evet, evet. Aslında çok da merkezi bir yer. Evet. Böyle bunlar senin şeylerin. Bunlar futbola meraklısın. Satıverdim abi. Ha, satıyorsun komşularının. Evet. Abi sen ne işin? Sen de mi buralısın? Yeni Çağ'da oturuyorum. Yeni Çağ'dayım. Yeni Çağ'da. Ha, biliyorum, Yeni Çağ'a gittim. Ben Milli Park'ta görevliyim kendim. Bu çantanın işi vallahi. Ha, oradasın. Burada da vakit geçiriyorsun. 1948 babadan kalma. Evet, babamdan kalma abi, evet. Şimdi bu içeceğimiz çayın şeyini gösterelim size. Çay kısmını, evet. Burası mühim. Şöyle 2022 yılında bu şekilde bir odunun közünde çay. Eski fotoğraflar, 1948 yılından beri çay satıyor. Burası hemen bardaklar, eski bardaklıklar, usul. Eski musluk, eski usul. Evet. 10 hane, 10-12 hane kalıyor burada ve evet. Onların aslında bir nevi sosyal tesisi diyebiliriz buraya. Evet, evet abi, sosyal tesis abi. Evet, İsmail abi bu yoldan geçerken mola verin. Namaz kılmak isteyen namazını evet. Kılsın hemen tarihi camide. Yıldırım hemen Yıldırım evet, hemen çeşmesinde oturun, dinlenin. Ne kadar yakın olduğunu size göstermek istiyorum şöyle. Burayı gerçekten es geçmeyin. Şurada kapalı, biraz yandan girişi zor. Özellikle Bolu istikametine giderken. Karşıdan gelirken de bu sapağı geçirirseniz giremezsiniz. Burada Eski Çağ Yöresel Köy Ürünleri Pazarı var, şu anda kapalı. Böyle yandan çok belli olmuyor ama şuraya girdiğiniz zaman bu kahveyle bakkal sizi karşılıyor. Odun ateşinde çay içmek isterseniz İsmail abi. Mali şoför İsmail'in yeri, emekli. Evet. Şu anda 10-15 kişiyiz ama inşallah burada böyle güzel çiçek bağlamış. Ben bu videoyu kapatıyorum şimdi. Mutlaka bu köyü gidin, hamamını görün dışarıdan. Camisini görün. Bu güzel bakkalını görün. Milli parkların nadide görevlisi burada görebilirsiniz belli zamanlarda. İsmail abinin kuzeni.
Doğru mu? Burayı da temizlik yapıyorum. Ha, bura eski çayın da temizliğini yapıyormuş. Burada da bakkalı. Biraz fazla uzattım ama çok etkilendim ondan dolayı. Şurada bir tane gazete görüyorsunuz, tarihi. Bidonla benzin satışı yasaklandı. Bugün kurucusu Ali Naci Karacan Halk Gazetesi'ymiş. Buradan kapatıyorum artık. Buyurun. Tarihi seven tüm insanlarımıza duyurulur. Evet. Atatürk ve İsmet İnönü'müz burada çayışmıştır. Burada. Tüm bakanlarımız, kaynakamlarımız da içmiştir çayımızı. Köyümüz çok az gidiyor hocam. Evet. Çok az gidiyor. Yani buradan savaşa da gidiyor. Çanakkale Savaşı'na, Kurtuluş Savaşı'na. Evet. Çok da şehitlerimiz, gazilerimiz vardır yani. Diğer hocam. Tamamdır. Evet, buradan kapatıyorum arkadaşlar. Tarihi caminin görselinde. Herkes kendine iyi baksın.